Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sizi ve Yüce Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Bu mecliste hiçbir milletvekili birbirini onursuz demedi. Onu önce belirtmek isterim. Mahir Bey neye göre söyledi? Tartışma açmak için söylemedim. Biz ikna edemedik. Görüyorum. Bundan da üzüntü duyuyorum. Ben bu nedenle biraz önceki konuşmamı biraz değiştirdim. Düşündüğüm konuşmayı değiştirdim. Türkiye'de gelmiş geçmiş 5 başbakanla ilgili birer anekdot Yüce Meclis'te paylaşmak istiyorum. Önce 5 başbakandan önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözünü genel kurula nakletmek istiyorum. Fikirler cebir ve şiddetle, top ve tüfekle asla öldürülemez. Kodesle de, hapis tehdidiyle de öldürülemez. Şimdi bu yasanın müellifi ya da mucidi ya da isteyeni şüphesiz Sayın Erdoğan'dır ve onun ortağıdır. Herhalde Stalin'den esinlendiler. Şunun için. Stalin'in bir sözünü de burada nakletmek istiyorum. Stalin şöyle demiş Sayın Ünal. Kelimeler silahlardan daha güçlüdür. Düşmanların silahlanmasına izin vermiyoruz. Neden konuşmasına izin verelim? Bu yasa Stalin kafasıdır. Böyle düşünüyorum. Rahmetli İnönü, rahmetli İnönü, başbakan Nazilli Basma Fabrikası'nda o günkü parayla 2,5 liralık bir usulsüzlük müfettiş raporlarına yansıdığı için başbakanlıktan istifa dilekçesini yazıp Atatürk'ün önüne koymuş. Devlet adamlığı bir önce bir böyle olur. Rahmetli Menderes, yassada da otel açmakla olmuyor bu işler. Rahmetli Menderes, rahatsız olmaya başladınız. Polis diyoruz rahatsız oluyorsunuz. Asker diyoruz rahatsız oluyorsunuz. Menderes diyoruz rahatsız oluyorsunuz. Ne oluyor size? Rahmetli Menderes, rahmetli Menderes, değerli milletvekilleri. Sayın milletvekilleri. Maksat hasıl oluyor. Vicdan azabıdır bu uğultu. Vicdan azabı. Vicdan azabıdır. Rahmetli Menderes, sizi duymuyorum. Rahmetli Menderes, oğlunu ticaretten men etmiştir. Sen başbakan çocuğusun, bu ülkede para kazanacak bir iş yapamazsın demiştir. Başka bir başbakan örneği vereceğim. Rahmetli Bülent Ecevit öldü. Onu asanın Allah belasını versin. Onun idamını istismar edenlerin de Allah belasını versin. Sayın Altay, genel kurula hitap edin lütfen. Sayın Çiles, finale geldik. 3 gündür burada çekiyoruz. Lütfen rica ediyorum. Rica ediyorum. Rahmetli Ecevit Amerika'ya Kıbrıs'ta Afyon'un haşhaş tarlalarında meydan okumuş ve o Ecevit öldükten sonra halısı satılmak zorunda kalmıştır. Satılmak. Ve başbakanlık konutunda yediği içtiği her şeyi cebinden almıştır. Bu da başka bir örnek. Şimdi bir başka örnek daha. Burayı iyi dinlemenizi rica ediyorum. 14 Ekim 79 Demirel Başbakan. Antalya'nın Manavgat ilçesinde vatandaşın biri kahvanede Süleyman Demirel'e sövüp saymış. Ve savcı da Demirel Başbakan olduğu için resmen soruşturma açmış. Avukatına da yazı yazmış, şikayetçi misiniz diye. Avukatı Yaşar Topçu, benim de hemşerim, bir sabah Demirel'e gidiyor. Ne var ne yok Yaşar, önemli bir şey yok ama böyle böyle bir olay var diyor. Demirel'in cevabını okuyayım. Bu hakim ve savcı arkadaşlar bazen kantarın topuzunu kaçırıyorlar. Başbakanı hakaret etti diye vatandaş tutuklanır mı ya? Biz burada oturuyoruz, haberimiz yok. Yaptığımız uygulamalarla kim bilir adamın nasıl bunalttık, canını nasıl sıktık ki bize galis küfür etmiş. Yaşar, Antalya'ya git, davacı değilim, adamı hapisten çıkar. Bu da bir başbakan örneği. Bu ülkenin içinde bulunduğu, gelip geçmiş bu tablo içerisinde, bu saydığım örnekler içinde İnönü, Menderes, Ecevit, Demirel,
Hiçbiri Erdoğan'a benzemiyor. Hiçbiri. Tamam, tamamlayalım lütfen. Stalin. Değerli arkadaşlar, demokrasi ve özgürlükler endeksinde 103. sıradayız biz dünyada. Yolsuzluk endeksinde 96. sıradayız. Basın özgürlüğü endeksinde 140. sıradayız. Hukukun üstünlüğü endeksinde 112. sıradayız. Bu yasayla ben lig düşeceğiz demiyorum. Kategori dışı kalacağız. Dünya milletler ailesi içinde kategori dışı kalacağız. Münakaşa olur, müzakere olur. 40 maddelik bir yasa 2 haftada zor bitiriyoruz. O da gece geç saatlerine kadar çalışarak. Bilen arkadaşlar vardır. Bilen arkadaşlar vardır. Bu mecliste 1580 küsür maddelik ticaret... Sayın Altay, selamlayalım lütfen. Sahip, ayrılalı iki defa açtınız. Aynı süreyi kullanıyorum, merak etmeyin. Bir haftada geçti Sayın Ünal. Biz getirdiğiniz her şeye karşı olmak arzusunda değiliz. Böyle bir merakımız yok. Ama millete, yandaş olmayan vatandaşa ve muhalefete diz çöktürme, muhalefeti, basını ve vatandaşı susturma politikasına, yani Stalin politikasına, Hitler politikasına, Mussolini politikasına karşı olmak bizim namus görevimizdi. Onu yaptık bu hafta bu mecliste. Sizlerin büyük çoğunluğunuzun parti aidiyetiyle bu yasaya evet vermiş olsanız bile, iç dünyanızda çok oturtmadığınızı biliyorum. Size acıyorum. Bu... Tamam, son sözlerinizi alayım Sayın Altay. Başınızı yastığa koyduğunuzda bence hiç değilse şunu yapın. Bence hiç değilse şunu yapın. Allah'ım, Tayyip Bey yapar ya, Allah'ım beni affet deyin. Genel kurulu saygıyla selamlarım.